Sayın Şükrü, kabak, çanak, biraz dur. Bu toparlamayı biliyorsun. Bayağı eksik ama. Biz Gençlik Spor'la alakalı dün bir valilikle bir basına da bildirdiğimiz gibi bir görüşme gerçekleştirdik. Orada Vali Bey'in tutumu bayağı olumluydu. Gençlik Spor'dan kaynaklı sorunların şu an stadımızın etrafında olan çim sahayla alakalı, stadımızın içinde olan çim sahayla alakalı ciddi problemler vardı. Vali Bey bu maçı da dışarıda oynamamız yönünde hani olur ya da olmazla alakalı bizden bir bilgi aktarımı ve ortak hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Biz de onunla bir toplantı yaptık. Sonuç itibariyle bizim futbolcularımızın yoğun isteği kendi sahamızda oynamak ve bizim de taraftarımızdan fazla uzak kalmamamızın gerektiğini düşündüğümüz için kendimiz bu maçı Diyarbakır'da oynama kararı aldık. Başka iller de vardı, o seçenekleri biz kendimiz kabul etmedik. Bu seçeneklerde Kayseri, Alanya ve Samsun gibi iller vardı. Biz bunları kabul etmedik. Şimdi Gençlik Spor'la ilgili de maddi bir kaybımız oluştu ilk maçtan kaynaklı. Şu an itibariyle Gençlik Spor'a maddi yükümlülüklerle alakalı bir tazminat davası açacağız. Ve kendilerine görev ihmalinden dolayı da savcılığa suç duyurusunda bugün itibariyle bulunacağımızı belirtmek istiyorum. Kurum adına bulunacağız bu arada. Yeni bir çalışmamız var. Fadıl Bey, Murat Şerifoğlu ve Nedim Bey'in yaptığı bir çalışmamız var. Şu an itibariyle kendileri yeni bir store mağazası açılıyor 50 metrelik yolda ve aynı zamanda İstanbul'da yeni bir şube açıyoruz. Store mağazasının Diyarbakır'da açılacak tarihe yaklaşık bir ay içerisinde yeni mağazamızı aktif hale getireceğiz. Arkadaşlar yoğun bir şekilde mesai harcıyorlar. İstanbul'da da önümüzdeki 3 ay içerisinde mağazamız açılmış olacak. Yerlerimiz tahsisleri yapıldı. Şu an kişi içinde bulunan mağazadan çıkmalarını bekliyoruz. Transfer süreçleriyle ilgili biz bayağı zorlandık. Biliyorsunuz bu lige yeni katıldık ve transfer süreçlerinde bu lige yeni katılmamızın dezavantajları vardı. Bizim ilk gün Ersun Hoca ile anlaşmamızın sebebi sadece sportif başarı değil, aynı zamanda kurumsallaşmayı birlikte yapmamızı bu Amespor'un gelecek orta kısa ve kısa orta ve uzun vadeli bütün çalışmalarını doğru yönetmekti. Şu an itibariyle sağ olsun iyi bir ilerleme yapıyoruz. Tabii ki eksiklerimiz oldu. Transfer süreçlerinde transferlerimizin geç kalınmasının sebepleri vardı. Biz iyi eleyerek hocamla birlikte futbolcuları çok ciddi eleyerek yanlış bir yola sürüklemeden Amespor'un bütçesini tartıştırmadan gelecekte çok ciddi hatalar yaptırmadan yani gelecek yapılanmasını da düşünerek ilerledik. Kimitekim sonuç itibariyle transferlerimizi gerçekleştirdik ve lige başladık. Hocam da basın toplantılarında sürekli söylüyordu. Hazır değiliz. Daha iyi olacağız, daha iyi olacağız ki şu an itibariyle daha iyi olacağımızın göstergeleri yavaş yavaş görünmeye başladı ki puanlarla bunlar geliyor. Gelmeye de devam edecek. Bizim hedefimiz bir üst lige çıkmak ve onu inşallah birlikte başaracağız. Bunun yönetim olarak birlik içerisindeyiz. İşyerimizle, Diyarbakır'la ve bölgedeki bütün halkla hep birlikte Amespor'u bir süre çıkaracağımızı düşünüyoruz. Ve bununla ilgili bütün çalışmalarımız yapıldı. Hem iç hem dış bütün etkenlere rağmen aile içi iç çelişkileri bir tarafa bırakıp Amespor etrafında birleşmeye davet ediyorum bütün herkesi. Yarın cumartesi günü oynayacağımız maçta bizim taraftarlarımızla alakalı kendi koltuklarında oturmalarını ricasında bulunuyorum. Çünkü kendi koltuklarında oturması orada karmaşıklık çıkıyor. Özel güvenliğimiz bu konuda bilgilendirildi. Herkese ricada bulunacak ve bu şekilde ilerleme sağlanacak. Birçok oyuncuyla temas kurduk. Bu temaslar içerisinde istişareyi yönetimle yaptığımız birliktelikteki çalışmayı ben tekrar Baran Başkan ve arkadaşlarıma teşekkür ederim. Çünkü onlar ciddi bir destek içinde bize yol açtılar. Ve her oyuncunun ilk kişisine erişerek bu transferler yapıldı. Direkt kulüpleriyle görüşüldü ya da boştaysa direkt oyuncunun kendisi ve birinci menajeriyle görüşüldü. Ve bu oyuncular böyle alındı. Gelen oyuncularımızın içerisinde biz bugün 6. maçımızı oynayacağız. 6. maçımızı oynarken Sakarya maçı büyük bir kaotik seçim, saha seçimiyle bizi bayağı bir
meşgul etti ve bayağı bir yoruldu. Bu hikayede oynamak zorunda kaldığımız saha birkaç kez değişti. Değişenler tekrar değişti, değişenler tekrar değişti ki bu haftaki gibi. Kocaeli maçı aynı şekilde burada oynayamadığımız maçı nereye alacağımız son güne kadar belli değildi. Buradaki ortamın belirsizliğin hepimizin üzerinde yarattığı etkiyi biliyorum. Sizler plan yapamadınız, bizler program yapamadık. Ve Bandırma maçı normal programında oldu. Orada kazandık. Eleştirilecek çok yanımız var. Değişecek ve değiştirilecek çok yanımız var. Ve şimdi geldik buraya. Biz de bu sahada oynayacağız. Taraftarımızın karşısına çıkmak istiyoruz. Hangi koşul olursa olsun burada oynamak bizim için çok önemliydi. Oynayacağız. Ve güzel bir galibiyetle takımımızı hedefine olan yarıştaki sürece taşıyacağız. Yani bir takımın başarılı olması için medyaya ihtiyacı var. Yönetime ihtiyacı var. Taraftara ihtiyacı var. Camiaya ihtiyacı var. Bence bugün izlenme oranlarına, takip edilme ve sosyal medya reytinglerine baktığımızda bugün Ahmet Türkiye'de en çok izlenen 3-4 takımdan bir tanesi. Yapılan ya canlı yayınlar ve reytinglerde ise yine çok önemli reytingler almış bir takım. Bu taraftar kitlesini biz yanımızda gördüğümüzde çok büyük bir güçle işimize daha iyi odaklanıp işimizi daha coşkuyla, daha zevkle, keyifle yapıp sonuçlar alacağız. Şimdi biliyorsunuz yaklaşık 6 yıl önce ekilen bir sahada yıllardır toplanıyoruz. 5-6 yıldır önce tohumlar atılan ve 5-6 yıldır aynı tohumların üzerinde ekilen çimleriz. Yıllardır toplanıyoruz. Bu yıl üst düzeye çıkmanın sebebiyle Gençlik Spor yeni bir ihale süreci başlattı. Ve bu ihale sürecini de bir ismini bilmediğim bir firmaya verdiler. Bizim ihaleyi verdiğimiz firmada bir art niyet var. Gençlik Spor'da olayı yönetemediğini ve takip edemediğini size söyleyebilirim burada. Şimdi buradaki sorun sıcaklıktan kaynaklı bir sorun olduğunu defalarca bize söylüyorlar. Ama biz burada firmanın işini yapamadığını, firmanın burada başarılı bir performans göstermediğini defalarca gelmelerimizde Gençlik Spor'a söyledik. Biz Gençlik Spor burada bizi her zaman sürekli sıcaklıktan kaynaklı, sıcaklıktan ötürü işte köklenme olmuyor, havalar serinleyince köklenecek vesaire vesaire bize böyle topu taca atar gibi sürekli farklı yönlendiriyor bizi. Yeşil örtüde bir sıkıntı yok ama köklenmede ciddi bir problem olduğunu biz her defasında onlara söyledik. Onlar da bize her defasında sorun olmadığını söylediler. Sahanın durumu şu şekilde. Saha şu anda yeşil örtü anlamında sıkıntı yok. Sadece köklerde bir problem var. Federasyonun yaptığı kontroller sonucunda bundan daha kötü sahalarda da top oynattığını her defasında bize dile getiriyor. Sahada oynamakla ilgili bir problem olacağını düşünmüyorum. Bir saatten sonra mecbur oynayacağız. Sahanın yeşil örtüsünde dediğim gibi bir sorun, bir problem yok. Sağ artık oynanabilir bir seviyede diyebiliriz. İnşallah bu saatten sonra bütün maçlarımızı bu sahada oynayacağımızı düşünüyoruz. Sahayla ilgili çok sağlıklı bir sahada olmasa bu saatten sonra bir problem olacağını düşünmüyorum. Başkanımızın dediği gibi taraftarımızdan da uzak kalmak istemiyoruz.